Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerimede Estaizu billah La tec'al ma'allahi ilahen ahar فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا buyuruyordu. Yani sakın Allah ile birlikte başka bir ilah koşma. O takdirde yerilmiş ve yardımsız bırakılmış olarak kala kalırsın. Şimdi İlah malumunuz Arapçadaki manasıyla sevilen mabut demektir. Yani kendisine sevilerek itaat olunan, isteyerek itaat olunan ve bu itaatle birlikte kalpte derin muhabbet ile bu ibadetin kendisine yapıldığı, bu itaatin kendisine yapıldığı kimse kastedilir. Ayet-i Kerime'nin başlangıcı da konuyla alakalı olarak çok önemlidir. Ceale fiili Arapçada olmayan bir şeyi meydana getirmek, yokken olmayan bir ifşi, olmayan bir işi yokluktan varlığa çıkarmak için kullanılır. Bu inceliğiyle bu kelimenin burada kullanılması da gerçekten çok anlamlıdır. Sakın Allah ile birlikte bir başka ilah kılma, koşma. Çünkü böyle bir şey yok demektir. İkinci olarak her emrin bir cevabı gelir. Bir cezası, bir karşılığı vardır. Sakın diyor Allah ile birlikte başka bir ilah koşma. Aksi takdirde yani bu emre uymayacak olursan, bu emre uymayacak olursan sen yerilmiş ve yardımdan mahrum bırakılmış haliyle, halinle terk edilirsin, öyle bırakılırsın. Allah'ın sana yardımı erişmez. Dedik ki ilah kendisine sevilerek, istenerek itaat ve ibadet olunan demektir. Bundan sonraki ayet-i kerimelerde hemen hemen bütün semavi şeriatlerde ortak olarak bulunan bir takım temel ibadet esasları ve ahlaki esaslarını ifade etmek üzere Cenab-ı Allah ve kada rabbuke diye buyurarak bu emir ve buyrukları, istekleri, ahlaki değerleri sıralamaktadır. Böylelikle Allah'a ibadet etme yolumuz da gösterilmektedir. Sen diyor Allah'la birlikte başka bir ilah koşma. Peki bunun yolu nedir? Ben ne yapmalıyım ki Allah'a ibadet etmiş olayım, ona hiç kimseyi ortak koşmayayım. Ve kada rabbuke ella ta'budu illa iyyah. Senin Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ne yaptı? Hükme bağladı. Buna hükmetti. Allah şu hükümleri verdi diye sıralayacak. Bir, Ellâ te'budû illâ iyyâh. Kendisinden başkasına ibadet etmeyiniz. Az önce bir önceki ayet-i kerimede belirttiğimiz ilah kelimesinin manası bununla tahakkuk eder. İlah kelimesinin kul tarafından tahkiki, gerçekleştirilmesi kulun
Allah'tan başkasına ibadet ve itaat etmemesiyle olur. Bazıları burada itaati mutlak olarak anlıyor. Hayır. Bir kimsenin meşru olan işlerde yasaklanmamış hususlarda başkalarına itaat etmesinde bir sakınca yoktur. Bu emri veren kişinin mümin olması, Müslüman olması fark etmez, durumu değiştirmez. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. İşvereniniz veya amiriniz gayrimüslim olabilir. Veya size göre takvası daha az bir kişi olabilir. Sizin bundan Allah'ın emirlerine aykırı olmayan emirleri almanız ve bunları yerine getirmenizde şer'an bir sakınca yok. Aksine emredilen bir husustur. Çünkü sizin işiniz eğer oysa, onun karşılığında bir ücret tahsil ediyorsanız veyahut da bir anlaşma gereği o işi yapıyorsanız, o iş meşru olduğu sürece sizin bu anlaşma şartlarının gereğini yerine getirmeniz vazifenizdir. Kafirdir, fasıktır. Ona yapacağım işte hile yapacağım diye bir şey yoktur dinde. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Allah ahitlere, vakitlere eksiksiz bağlı olunuz diyor. Bağlı kalınız. Mümin kafir ayrımı yok. Emredenin kendisine itaat edilmesi gereken. Öyle bir ayrım mevzu bahis değil. O halde burada Allah'a, yalnızca Allah'a ibadet nasıl tahakkuk eder? Yalnızca Allah'a ibadet Allah'ın emirlerine aykırı olarak, Allah'ın emirlerine aykırı olarak verilen emirlere aykırı olduğu bilinerek, bile bile ve severek itaat edilirse şirk olur. Çünkü başta söylediğimiz gibi uluhiyet birisini, bir zatı ilah edinmek, onun emrine severek, isteyerek, gönüllü olarak itaat etmek manasını ihtiva eder. Dolayısıyla bir Müslüman kerhen, yani istemeyerek, razı olmayarak, baskı altında kalarak Allah'ın dinine muhalif herhangi bir emri yerine getirecek olursa, mecburiyetinin derecesine göre günahtan dahi muaf olabilir, vareste olabilir. Günah kazanmaması da, çünkü burada ne var? Söz konusudur. Günah kazanmaması dahi mümkündür. Çünkü bu gibi halde ne vardır? İkrah vardır. Tabii bununla alakalı olarak İslam alimleri, fıkıh kitaplarımızda olsun, tefsirlerde olsun, hadis kitaplarında olsun, ilgili bahislerde etraflı açıklamalarda bulunurlar. Bizim burada Allah'a ibadet meselesiyle alakalı olarak şunu göz önünde bulunduracağız. Allah'ın emirlerine aykırı olduğu bilinen bir emre, ancak zorlama altında, mecbur kalınarak veya istemeyerek uyulur, riayet edilir. Peki nefsiniz size kötü bir emir verdi. Çünkü innen nefse le emmâratun bissû diyor ayet-i kerim. Değil mi? Şüphesiz nefis kötülüğü çokça emreder. Nefsinizin size emrettiği Allah'ın hükümlerine aykırı hükümlere veya işlere riayet ettiğiniz zaman bile sakın onda ya yapsak bir defa yapsak ne olur gibi bir kanaate sahip olmamak gerekiyor. Çünkü o takdirde yasak, yani Allah'ın hükmü hafife alınmış, önemsenmemiş, bile bile kasten haşa meydan okurcasına Allah'a karşı gelinmiş. Mümin nefsinin esiri olarak veya şartların zorlaması neticesinde her neşvesi yok. İster nefsinin içten gelen etkisiyle, ister dışarıdan gelen bir baskıyla bir günahı
severek, isteyerek, arzu ederek, mübah görerek işleyemez. Bu işi işleyecek olursa, bu şekilde severek, isteyerek, itaat ederek, Allah'ın emrini haşa hafif görerek, ne olacak efendim diyerek gibi yaklaşımlarla isteyerek yaparsa o günahı, o günahı işlediği için değil, bunun altını özellikle çiziyoruz. Çünkü İslam ümmeti, icma ile İslam alimleri, mücerret amel dolayısıyla kimsenin kafir olduğuna hüküm vermemişlerdir. Aksine mücerret amelin insanı ne olursa olsun kafir etmeyeceğini söylemiştir. Putun önünde secdeye varmak gibi muayyen bir iki amel müstesna. Tamam mı? İtikat sebebiyle kafir olunur. O emir veya o yasak istenerek, güzel görülerek veya onda bir sakınca görülmeyerek işlendiği için kafir olunur. Kalbin o halinden veya o kanaatten ötürü kafir olunur. Yoksa bizzat o iş işlendiğinden dolayı değil. Buna dikkat etmek lazım. Dolayısıyla, ya efendime söyleyeyim, bu kişi şu işi yaptı, kafir oldu. Yavaş olun Müslümanlar. Kendinize de acıyın, Müslümanlara da acıyın. Kafir olmanın veya bir kimsenin kafir olduğuna hükmetmenin ne anlama geldiğini öncelikle Müslümanın düşünmesi lazım. Aranızda bir defa bütün hukuk kalkar. İmanın bağladığı, sağladığı hiçbir hukuk kalmaz. Yani şartlar gerektiğinde sen o insana karşı savaşabilirsin. O seni öldürmek ister, sen onu öldürmek isteyebilirsin. Öldürülürse cehenneme gider. Gibi. Kız verilmez, kestiği yenilmez. Efendim söyleyeyim, nikahı sahih değildir, düşer. Müslümanlarla onun arasında mirasçılık cereyan etmez. Etmez de etmez. Yani seninle imanın, onun seninle onun arasında imanın sağladığı bütün hukuk ortadan kalkar. Bu bir. İki, tekfir mahalline layık değilse, yani sen bir kişi hakkında kafirdir dediğin zaman, o gerçekten öyle değilse, bu vebalin altından nasıl kalkacaksın? Çünkü mümine kafir demek küfürdür. Onun için mesele iki tarafı kesen bir bıçak gibidir. Kaldı ki senin küfür gördüğün herhangi bir ameli, hangi şartlarda işlediğini, hangi niyetle söylediğini, yaptığını bilmiyorsan ve o niyetini de tespit etmemişsen, o davranışını kesinlikle mücerret davranışla sen onun kafir olduğuna hüküm veremezsin. Efendim ben bildiğime göre Müslüman içki içmez. Onu da içki içerken gördüm. Gör. Dinde içki içenin cezası kafir olduğuna hükmetmek midir? Öyle olsaydı efendime söyleyeyim, kitaplarda, fıkıh kitaplarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri İçkinin had cezası bellidir. Efendim ben onu zina ederken gördüm. Mesela. Allah korusun. Velev ki gördüm. İspatlayamazsan dört şahitle 80 değneği yedin bir. İspatladın, onun cezası budur. Cezası bellidir. Ona uygulanacak ceza bellidir. Dinden çıkar diye bir şey yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam, eğer bir kimse zina etmekle maazallah kafir olsaydı, asr-ı saadette zina edenlerin, etmişlerin ceza uygulandıktan sonra cenaze namazını kıldırmazdı. Ve kendisi bizzat kılmazdı. Nereden çıkartıyorsunuz bunu? Çıkartanlardan soruyoruz tabii. Neye dayanarak? Dinin hangi şubesinde, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinde, Yüce Resul'ün hangi hadisinde buna dayanarak? Böyle şey söylenir mi? Demek ki Cenab-ı Allah'ın ilah edinilmesi
onun emir ve buyruklarına isteyerek, severek itaat edilmesine bağlıdır. Uluhiyetinin inkar edilmesi de ondan başkasının, daha doğrusu onun emirlerine aykırı birilerinin, kim olursa olsun, nefsinin hevası dahil olmak üzere verdiği emirlere aykırı görmeyerek, severek, isteyerek itaat etmesi halinde de imandan çıkılır. Bu imanın en önemli şart ve rükünleri arasındadır. Ve başka neye hükmetti? Ve bil valideyni ihsana. Ve anne babaya ihsanda bulunmayı, güzel muamele etmeyi, iyi davranmayı, Allah'ın emirlerine aykırı olmayan hususlarda mümkün olan en ileri derecede onlara itaat etmeyi emretmiştir. İtaatin boyutlarını ayet-i kerimenin devamı açıklıyor. Veya şeklini, ihsanın şeklini. Ne şekilde iyi davranılacak anne babaya? İmma yebluğanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Eğer senin yanında onlardan biri veya her ikisi yaşlanacak olurlarsa. Burada şu indeke kelimesi üzerinde günümüzün şartları açısından biraz durmak istiyorum. Bizlerin kuşağı ve bizden daha yaşlıların kuşağı çekirdek aile nedir bilmiyorlardı. Aile büyüktü. Yani anne baba yaşlandı mı onların yerleri darül acize değildi. Düşkünler yurdu şimdiki tabiriyle değildi. İndeke diyor. Senin yanında onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa. Bu önemli bir işaret. Biz çekirdek aileyi batıdan aldık. Batının çekirdek ailesinin şimdi nereye kadar vardığını hepimiz 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ya insan evladı kuş değildir. Kuştur. Belli bir dönemden sonra yavrusunu yuvasından aşağıya fırlatıp uçmasını öğrensin diye atan. Biz de İslam geleneğinde ne anne baba evladını şartlar olgunlaşmadan ve elverişli olmadan yuvadan dışarıya iter, ne de evlat anne babasını hele kendisine muhtaç oldukları zamanda dışarıya iter. Ama bu zihniyet ona göre hayatı şekillendirdi. Yani çekirdek aile zihniyeti, çekirdek aileye uygun apartman hayatını veya daire hayatını veya ne hayatı derseniz deyiniz, mesken hayatını ona göre şekillendirdi. Ama eski mimarimizin tarihi bellidir. Evler ona göre genişti, ona göre vüsatlıydı. Çoğu zaman eskiden beri, şimdi de sırası geldikçe, daha belki eskiden daha fazla duruyorum. Mimar veya inşaat mühendisi kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman genelde, ya arkadaş, kardeşim, gerekirse biz size dini bakımdan bu konuda istediğiniz bilgileri verelim. Bize İslam'ı yaşamayı kolaylaştıracak, İslam'ın aile ile ilgili ahkamını yaşamayı kolaylaştıracak bir mesken projesi çıkar. Günümüz şartları içerisinde eskiden bu projeler vardı ve yapılıyordu. Şimdiye kadar kimseden öyle bir, ya işte böyle bir proje, uygulanır uygulanmaz o ayrı bir konu. En azından bilelim, belki birileri gelir, bir gün gelir, bununla ilgilenir. Ama Maldiv Adaları'nda şeriata uygun tatil projeleri geliştiriyoruz. Gel çıkışın içerisinde. Hani derler ya, Ziya Paşa'nın çelişkiyi anlatan bir
beyti var. Diyor ki, onlar ki dünyaya laf ile verirler nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Sözle dünyaya düzen vermeye kalkışırlar, kendi haneleri bin bir türlü berbat. Perişanlık içerisinde yüzüyor gidiyor. Vaziyet bu. Ha. Yani burada gerçekten indeke kelimesini, bu lafzı oldukça önemsiyorum. Efendim tarihseldi bu, o zamanki vakayla alakalıydı. Zikretmezdi onu o zaman. Çok önemli değil madem geçecek bir şey. Kur'an bu gibi inceliklere lafzıyla da baki kaldığı gibi işaret ettiği hükümleriyle de bakidir. Ama Müslümanlar bugün bir ölçüde veya belki çok büyük ölçüde bu inceliği gözden kaçırıyor görünüyorlar. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa Allah Allah. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Onlara öf bile deme. Şimdi burada şu hatırıma geldi. Cenab-ı Allah iyiliğe karşı iyilikle karşılık verilmesi hususunda o kadar titizlikle duruyor ve bizi bu hususta öyle bir terbiye ediyor ki yalnız bana ibadet edin, bana şükredin demekle kalmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle insanların iyiliklerine karşı şükretmeyen, teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiş olur. Müslüman hatta pek çok derecede, ileri derecede müttaki ama nefsinin kendisine affedersin dedirtmediği kimseler biliyoruz. Diyemiyor bunu bir türlü. Deme bunu, hakkını helal et de. Hata yapmasını bilen eğer özür, hata yapan bir kimse eğer özür dilemesini bilmezse kolay kolay günahını görüp Allah'a tövbe etmeyi de hatırlamaz. İnsanların kendisine yaptığı iyilikleri görmezlikten gelen bir kimse Allah'ın kendisi üzerindeki lütuf ve ihsanını da görmezlikten gelir. Veya yeteri kadar göremez. Ancak mecbur kaldığı zaman Allah'ın benim üzerimde bu kadar lütfu var der. Veya çok az duyarsınız bu sözleri onlardan. Oysa Cenab-ı Allah Yüce Resul'e onun şahsında bütün ümmet ediyor. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Cenab-ı Allah'ın bizim üzerimizdeki lütfu olduğu gibi Cenab-ı Allah bazen yine onun lütfunun bir eseri olarak bir takım insanların da bizlere lütuflarda bulunmasına sebebiyet verir. Ve Cenab-ı Allah kendisi sebebi halk etse dahi sana herhangi bir şekilde iyilik yapana sen de iyilikle mukabelede bulun. Öyle karşılık ver buyuruyor. Niçin? Çünkü Er-Rahman suresinin ifadeinde ise müstesna ayeti bu hususta ne diyor? Hel cezaul ihsani illa el ihsan. Allah Allah. Başkası olamaz diyor. İyiliğin, güzelliğin karşılığı iyilikten, güzellikten başka ne olabilir ki? Bu bir fıtri kaidedir. Allah-u Teala'nın insan fıtratında yerleştirdiği bir kaidedir. Bu kaideyle amel etmeyen insanlar fıtratlarına ters düşüyorlar. Mümin kafir ayrımı yoktur burada. Ama mümine daha çok yakışır bu. Yapılan iyiliklere teşekkür etmek. El alemin iyiliklerine teşekkür etmezsen annen babana gerektiğinde teşekkür edip güzel davranmak hatırına gelmez. Çünkü Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Estaizu billah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sakın Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah'ı unutmak ne? Allah'ın hükmünü yerine getirmeyi unutmaktır. Allah'ın hükümlerini
yerine getirmek noktasındaki gafletimiz kadar Cenab-ı Allah bize kendi kendimizi unutturur. Yani faydamıza olacak olan işleri yapmayı bizlere unutturur, alıkoyar, ihmal eder ve hatırımıza gelmez. Oysa aslında ayet-i kerime o olduğu için, konu olduğu için, anne babaya iyilik yaptığımız zaman gerçekten kendimize iyilik yapmış oluruz. Çünkü Cenab-ı Allah o vesileyle bizi mükafatlandıracak bir daha. Hem onların bizlere vaktiyle yapmış oldukları iyiliklere teşekkür ederiz, hem ondan sonra. Hayattayken onlara karşı oğlu yedilendiriyormuş, evet. Gelinin bu konuda ona bir vazife terettüp etmez. Çünkü gelinin kendi anne babası vardır. Onun da kendisine göre onlara karşı vazifeleri vardır. Ama lütfen yaparsa, iyilik yaparsa bu onun için hayrın üstüne hayırdır. Hayır üstüne hayırdır. Çünkü bu mükellefiyet anne babaya ait. Gelin ile kayınpeder veyahut da efendime söyleyeyim damat ile kayınvalide veya kayınpederi arasındaki hukuk sadece nikah hurmiyeti ve buna bağlı olarak diğer ihtiramlarla alakalıdır. Yoksa onlara yani kötü davranmak, biz hiç kimseye karşı kötü davranamayız. Fakat evladın yerine getirmekle yükümlü olduğu iyilikler ile gelinin veya bir başkasının yerine getirmek durumunda olduğu iyilikler arasında ciddi mahiyet farkı var. Şimdi ben anneme babama bakıyorum. Hanımım bak. Ama onun annesine babasına da kayınçom bakıyor. Yani siz elbette bakacaksınız. Kayınçom da, kayınçomuz da kendi annesine babasına bakıyor. Tamam, o da vazifesini yapıyor, siz de vazifesini yapıyorsunuz. Gelin hanım ne yapacak? Gelin hanım niye sizin kendi anne babanıza baksın ki? Kendi anne babasını mı kastediyorsunuz? Yoksa kendisinin... Benim annem yanımda kalıyor. Tamam. Hani şimdi biz bunu çok duyduğumuz için soruyoruz. Yani. Yani evde erkek mağdur oluyor çoğu zaman annesi babası olduğu için. Niye? Gelin hanım, anam baba bak beni ilgilendirmez diyor. Fakat kendi annesine babasına da zaten abisi ve yotta kardeşi bakıyor. Ben anneme babama bakacağım. Hem emin yaşasını karşılayacağım. Benim de bunu paylaşmayacağım. Şimdi bu tamamıyla onun insafıyla alakalıdır. Ahlakıyla alakalıdır. Teberruhu ile alakalıdır. Bağışıyla alakalıdır. Böyle bir mecburiyet olduğunu bilmiyorum. Yani bu ayet sadece erkeğe hitap ediyor. Siz de evet. Erkeğe hitap ediyor, kıza da hitap ediyor. Ama kayına değil. Tamam da kayınla gelin arasında hayır öyle bir şey yok. Kabul ediyorum da şimdi bizim hatun nasıl olsa benim yanımda. Onun annesine de abisi bakmak zorunda. Tamam. Senin de kız kardeşin başkasının şeyine bakmayacak. Gerekir ona sen de kendi kız kardeşin annesine sen bakıyorsun. O da bakmıyor. Ne olacak? Evet. Bakmıyor ayrı bir şey. O zaman mahkeme devreye girer İslam hukukunda. Mahkeme devreye girer. Şey değil. Yoksa kimseye şer'an Cenab-ı Allah'ın da burada emri bellidir. Bir gelinin kendi kayınpederine, efendime söyleyeyim kaynanasına bakmak mecburiyeti yoktur. Mecburiyeti yoktur demek hiç bakmasın manasına değildir. Mecbur olmak ayrı bir şeydir. Bir insanın isteyerek, gönül rızasıyla, hoşnutluğuyla, arzu ederek veya kocasına acıdığı için veya kendisine acıdığı için ya kocam annesine bakmakla, babasına bakmakla meşgul olduğu takdirde evimize gelecek olan ekmek azalıyor. Hele bir ben bakayım o da gitsin biraz daha fazla ekmek kazansın gibi bir niyetle de bakabilir faraza. O ayrı bir konudur. Fakat şer'an hiçbir mahkeme, bakın mahkemeye bile varsa gelini kaynanasına bakmak gibi bir mecburiyetle mecbur tutamaz, yükümlü tutamaz. Kocasına bildiğim itaat, bu. Kocasına itaat etmek zorunda değil mi yani? He? O gelir beyine. Kocasına itaat edecek. Ya şimdi konuyu uzatmayalım da bu fıkhi şeylere giriyor. Kocasına itaat etmenin sınırlarının içerisine girmez bu. Haydi sen bana itaat edeceksin. Tut efendime söyleyeyim kalk seni öküz yerine kara sabana takayım. Böyle şey olmaz ki. İtaatin hududu vardır, sınırı vardır.
ve şer'i şeyleri vardır. Şer'an erkeğin hanımından isteyeceği itaat sınırları bellidir. Kocanın da hanımına karşı isteyeceği sınırlar bellidir. Bunların tafsilatı fıkıh kitaplarında uzun uzadıya anlatılır. Burada indeke diyor kardeşim. Ha, indeke, indeke ve inde zevcetike veya indeküm de demiyor. Muhatap bir. Sensin yani. İşine gelse öyle, gelmese de öyle. İmma yebluğanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Biri veya her ikisi. Ha, imkanın varsa onlara şey diyeceksin. Efendim, bakıcı tutacaksın. Sen bakamıyorsun. Hanımın bakmıyorsun. Ha, hanımın kocası, ben bakamam, hiç kusura bakma. Şer'ande bakın. En kötü şey insanların birbirlerine karşı hak ve hukuk iddiasında bulunmaktır. İnsanları kendilerini zor duruma bırakır. Erkekle kadın özellikle aile hayatında esas olan fazilet esasına göre, erdem esasına göre geçimdir. Tamam mı? Ha, sen hakkı koşarsan, o hakkını koşarsa sen de bir şey söylersin. Dersin ki senin bana karşı yükümlülüğün, nafaka yükümlülüğünde seni aç bırakmamak var. Aa, buyurun sana günde 3 tane simit ve 2 tane ekmek, 50 gram peynir, bir şişe su. Daha başka bir mükellefiyetin yok. Böyle karşılıklı hak istendiği zaman kadın da o zaman der ki hiç koca kusura bakma. Benden ne yemek iste, ne bulaşık iste, ne şunu iste, ne bunu iste. Ha, ben sana, ben senin eşinim. Efendime söyleyeyim, beni çağırdığın zaman şer'i bir mani yoksa ben de senin yanındayım diyecektir. Daha fazlasını söylemez, isteyemezsin de onun olacaklar. İtaat budur. Daha fazla itaat yok ki. Ha, bu hale getirdiğiniz zaman zaten dava bitmiştir bana göre. Niçin haklar asgari düzeyde niçin tutuluyor? İnsanlar eğer haklarına kani olurlarsa ve haklarından fazlasını talep etmezlerse ipin koparılmaması içindir. Yani, haklar yerine getirilmezse mecbur edilir. Ve buna benzer. Tabii işin etrafı, teferruatı ayrı. İşte kadının evlenmeden önceki sosyal durumu, bilmem ne, erkeğin durumu vesaire gibi bütün bu incelikler, onlar bu bizim şu anda üzerinde duracağımız teferruat değildir. Evet. O zaman diyor فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ. Onlara öf bile deme. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Onlara karşı parlama. Yüksek sesle onları azarlama. Alçak sesle azarladığı bir şey yok zaten. Azarlama. Çünkü azarlama genelde ses yükselterek olur. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ve sen onlara çok güzel, yumuşak, tatlı, hoş, onları incitmeyecek, onların kalplerini, gönüllerini hoş edecek sözler söyle. Sen onların gönlünü hoş edersen, onlar da seni en azından dualara, merhamet, sevgi ve şefkatleri dolayısıyla boğarlar. Bu şey değil. Devam ediyor. Bakın, kendisi... وَقَدَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ diye buyurdu. Kendi hakkını tespit etti, bu kadar. Tafsilatını başka yerlerde yapmıştır ama burada Cenab-ı Allah kendi uluhiyetinin hakkı olan ubudiyetimizi ile ilgili tafsilat vermemiş. Ama anne babanın hakkını böylece tafsilatla buyurur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun için söylüyor. Diyor ki yazıklar olsun o kimseye ki annesi babası yanında yaşlandığı halde o kimse onlara itaatiyle cenneti kazanamaz. Yazıklar olsun o kimseler. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Tabii keşke imkanımız olsaydı, yani benim dilim size anlatmakta yeterli olsaydı, bu ayet-i kerimedeki tabirlerin güzelliğini anlatabilseydi. O ikisi için zillet kanatlarını rahmetten gelen, merhametten gelen duygularla, merhamet duygularınla zillet kanatlarını aşağılara kadar indir. Müthiş bir edebi ifade. Zilleti kanatlara benzetiyor. Kuşun kanatları üzerinde uçtuğunuzu farz edin.
Çok rahat gidersiniz, yorulmazsınız. Kuş tüyü üzerinde gidiyorsunuz yani. Uçakta uçmak bugün en şeyi bu. Oturduğunuz yerde gidiyorsunuz, geziyorsunuz. Yerine göre ikramınız da ayağınıza gelir. Gayet rahat ediyorsunuz. Ve üstelik onlara karşı da kibirlenme kalbinizde, zihninizde, ruhunuzda yer etmeyecek. Onlara karşı olabildiği kadar alçak gönüllü olacaksınız. Mütevazi davranacaksınız. Kızıp bağırmak, köpürmek şöyle dursun. Merhametten kaynaklanan, merhametten gelen ve derin merhamet duygularıyla onlara karşı alabildiğine alçalın diyor ve kanatlarınızı onlar için yere indirin. Bildiğiniz gibi kuş yere indiği zaman kanatları olabildiği kadar geniş açar ve ona göre hareketini ayarlar, öyle iner. Ve kur rabbirhamhuma kema rabbayani saghira. Ve Rabbim onlara merhamet buyur. Nitekim onlar da küçükken beni büyütmüşlerdi. Yani o merhametle, bana nasıl vaktiyle merhamet ettiler, şefkatle büyüttülerse, sen de merhamete en muhtaç oldukları bu acizlik dönemlerinde, bu yaşlılık dönemlerinde, sen de onlara merhamet buyur. Çünkü hani mükafat veya karşılık amelin türündeydi ya, onlar vaktiyle benim gibi, ben acizken, bir bebekken, bir yavruyken bana acıdılar, merhamet ettiler. Sen de bu aciz hallerinde, bu zor zamanlarında onlara merhametinle muamele et diye dua ediyor. Çünkü bu duayı ne zaman yapar bir evlat? Kendisi yapabileceklerini ayet-i kerimede gösterilen tarzda yapabileceklerini yaptıktan sonra, artık yapacak başka bir şey kalmadı kendi gücünde, takatinde. Son bir yapacak bir şeyi var. O da Cenab-ı Allah'a dua ederek Allah'ın atıfetini, rahmetini, lütuf ve ihsanını onlara daha fazla vermesini Allah'tan dilemek. Bunu da yapın diyor. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Rabbiniz nefislerinizde olanı en iyi bilendir. Ne var nefislerinizde? Yaptığınız ameli kimin için yapıyorsunuz? Ne için yapıyorsunuz? Ne maksatla yapıyorsunuz? En iyi o bilir. Sizden dahi daha iyi bilir. Yani evvela işe nefislerinizdeki niyetlerinizi ıslah ederek, düzelterek başlayın. Onun için İmam Bukhari rahmetullahi aleyh sadece bir hadis alimi değildi. Aynı zamanda dinin inceliklerini, ifadelerinde ise insanın ruh dünyasını, bugünkü tabiriyle psikolojisini çok iyi bilen bir alimdi aynı zamanda. Gerçekten kitabının başına innemel a'malu bin niyet hadisini alması hem dinde niyetin ve ihlasın ehemmiyetini çok iyi kavramış bir din alimi olduğunu, bir muhaddis olduğunu ortaya koyuyor. Hem de insanı çok iyi tanıdığını, insanın davranışlarının menşeinin ruhundan, kalbinden geldiğini, ruhundaki ve kalbindeki hali düzgün ise bunun ameline yansıyacağını çok iyi anlayıp idrak ettiği için bu hadisle başlamıştır. Çünkü bu hadiste ne diyor? Ameller niyetler iledir. Değil mi? Bir de diyor ki, her kim bir kadın nikahlamak için veya bir dünyalık elde etmek için hicret ederse, hicreti hicret etmiş olduğu şey içindir. Görünüşte ikisi de hicret. Biri Allah için hicret ediyor, öbürü
bir dünyalık elde etmek için veya bir kadın nikahlamak için hicret ediyor. İkisi de vatanını terk edip bir başka yere gidiyor. Görünmüş bir fark yok. Ama Cenab-ı Allah kendisi için yapılmayan, kendisi için yapılması gereken bir ameli kendisi için yapılmazsa kabul etmez. Kabul etmez. Onun için biz bütün hayırlı işlerimizde Bismillahirrahmanirrahim diyerek niyetimizi ve o amel ile alakalı meşru hükümleri Allah'tan gelen hükümlerden kaynaklanarak hareketle yaptığımızı ortaya koymuş oluyoruz. Onun için Müslüman bu hakikati, ayet-i kerimenin bu bölümünün işaret ettiği bu hakikati hatırından çıkarmayacak. Sufilerin murakabe dedikleri de budur. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. Rabbiniz nefislerinizde olanı en iyi bilendir. Hangi halde, hangi durumda, hangi vaziyette olursanız olunuz. Her bir işi yaptığımız zaman bir niyetimiz, bir kastımız, bir gayemiz vardır. Dünyevi de olabilir, Rabbani veya uhrevi de olabilir. Ama sakın ha sakın Allah için yapılması gereken bir ameli başka bir maksatla kimse yapmaya kalkışmasın. İhlas bozulur. İhlasın olmadığı hiçbir ameli de Cenab-ı Allah ne yapmaz? Kabul buyurmaz. Kutsi bir hadiste ne buyuruyor Cenab-ı Mevla? Ene agneş şurake. Ortakların, kendisine ortak tutulanların ortaklığa en ihtiyacı olmayanı benim diyor. Herkesin ortağa ihtiyacı olabilir ama benim yok. Benim ortaklığa ihtiyacım yok. Bir kimse diyor benim için yapılması gereken bir amelde bir başkasını ortak koşarsa kendisini o ameli ortak koştuğu kişiyle baş başa bırakırım. O amelden ben hiçbir şey almam. Hiç değerlendirmem diyor. Yani diyor ki iyi o zaman madem onun için yaptı gitsin amelinin karşılığını ondan alsın. Ufak bir nükte anlatayım. Senelerce önce bir kardeşimiz diyor gittik kurban kesenlerinin yanında bekliyoruz. Bize kurban derisini verecekler. Biz de alacağız. Kardeşlerimize, çoluk çocuğa masraf yapacağız. Öğrencilere burs yapacağız. Şu edeceğiz, bu edeceğiz. Adamın biri dedi ki hiç burada bekleme dedi. Biz derimizi filana vereceğiz. 80'li yılların başında. Filan kuruma vereceğiz. Ben de diyor şeysiz diyor elimde başka bir şey yok. İyi filan kurum da kabul etsin dedim ben. Budur. Gerçekten öyle. Cenab-ı Allah kendisi için yapılmayan bir ameli kabul etmez. İhlas budur zaten. Ha, bir taraftan murakabe. Evvela ihlasın işte başı burada. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum ayet-i kerimesinin yaşanmasıyla başlar murakabe. Yani Allah'ın gözetimi altında olduğunun şuuruna varmak. İliklerine varıncaya kadar bütün zerrelerinle bunun farkında olmak. Bunun farkında olursan ne yaparsın? Amelini düzeltmek için nefsinle, şeytanınla mücadele edersin. Allah'ın onu kabul edebileceği bir keyfiyette olmasına dikkat edersin, özen gösterirsin. Merhum Hasan el-Benna diyor ki, İslam için çalışanlar amellerinin netice vermesine değil, ya amellerinin Allah tarafından kabul edilebilir evsafta olmasına dikkat etmelidirler. Allah tarafından kabul edilebilecek evsafta, o nitelikte olmasına özen göstermelidirler diyor. Netice Allah'tandır çünkü. Allah dilediği zaman dilediği amelin, dilediği şekilde dünyada neticesini halk eder, ahirette de dilediği ameli arttırır, dilediği ameli bereketsiz kılar. Ama neye göre bu? Bizim o ameldeki ihlasımıza, samimiyetimize göre değişir. Niyetimizi ıslah ettikten sonra
amelimizin de şer'i ölçülere göre yapılmasına dikkat ederek ıslah olmasına gayret göstermemiz lazım. Onun için hemen arkasından Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. İn tekunu salihine fe innehu kâne lil evvâbine gafur. Allah. Eğer siz salih kimseler olursanız, şüphesiz ki o evvab olanlara mağfiret edicidir, günahlarını bağışlar. Evvab, âbeye ubuden, Türkçedeki etken ortaç dedikleri ismi faildir ve mübalağa kipidir. Çokça dönem demek. Yani biz çok hata işleriz. Ama her hata işledikçe de o hatadan dönmesini bilmeliyiz. Hata işlediğini görüp, ya Rabbi bu hatamdan geçtim, vazgeçtim, tövbe ettim diyerek Allah'a çokça yönelmeye evvab, yönelen kimselere evvab denilir. İşte Allah-u Teala da her günah işledikçe kendisine dönenlere nedir? Gafurdur. Yani böylelerinin günahlarını çokça bağışlar. Ey Adem oğulları diyor kutsi hadiste. Sizler gece ve gündüz hep hata işlemektesiniz. Sizden herhangi biriniz bana yer dolusu kadar günahla dönse, ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım. Sakın ha, ben bu kadar günah işledim, kabul olur mu diye kimse tereddüde düşmesin. Daha önce bir başka vesileyle anlatmıştık. 99 adam katlediyor, tövbe etmek için. 99 insan, aman yarabbim. Bir damla kanın dahi haksızca dökülmesinden Rahman'ın arşı sarsılır diyor hadis-i şerifte. 99 adam öldürüyor. Cenab-ı Allah tövbe etmeyi ilham ediyor. Tövbe etmek istiyor. Yeryüzünün bana en alimini söyleyin. Doğru ya. 99 alim, 99 kişi öldürmüş. Ancak yeryüzünün en alimi ona fetva veren biliyor. Filan kişi iyi alimdir diyorlar. Gidiyor. 99 kişi öldürdüm diyor, tövbe edebilir miyim? Bakıyor ona, şuna bak diyor. He. 99 kişi öldürmüş, tövbe etmekten bahsediyor. Tepesi atıyor, nasıl sağlışmış tavuk keser gibi. Yüzü yüze tamamlıyor. Fakat rahat edemiyor. Yine soruyor. Birisini daha gösteriyorlar, gidiyor onun yanına. Vallahi 99 kişi öldürmüştüm, birisine gittim, böyle sordum, böyle dedim, böyle oldu, 100 oldu. Tövbe edebilir miyim? Etsem kabul olur mu? Sen tövbe etmek istedikten sonra seninle tövben arasına kim girebilir ki? Kim engel olabilir ki? Ama diyor, senin yaşadığın ülke kötü bir ülke. Allah Allah. Yaşadığın toplum kötü bir toplum. Onları terk et. Filan yerde salih insanlar var. Git onların arasına katıl. Orada kötülük yapma. Hatırına gelmeyecek. Yapmak istersen de iyi bir toplum olduğu için kötülük yolları kapalı olacak vesaire. Ehemmiyeti büyük. Bu tabi bu hadisin bu bölümünün aslında sosyolojik açıdan çok iyi tetkik edilmesi lazım. Üzerinde durulması lazım. Neyse. Gidiyor, yolun ortasında ölüyor. Rahmet melekleriyle azap melekleri geliyor. Rahmet melekleri diyor ki bu tövbe etti, biz onu götüreceğiz. Azap melekleri doğru tövbe etmiş olabilir ama daha tek bir hayır işlemedi. Biz onu götüreceğiz. Cenab-ı Allah Cebrail'i aralarına hakem gönderiyor. Diyor ki geldiği yer ile gideceği yerin arasını ölçün. Nereye yakınsa orası götürsün. Hadis-i şerifin bir rivayetinde diyor ki adam öldüğü zaman göğsüyle ölüm esnasında kendisini gideceği yere doğru sürüklemeye çalışıyordu diyor.
Bu tabii o zatın tövbe etmekteki samimiyetini gösteriyor aslında. Ölüm esnasında bile o tövbe halini muhafaza ediyor. Ve gereğini yerine getiriyor eylemiyle. Ölçülüyor, bir adım veya bir karış gideceği yere daha yakın olduğu görülüyor. Rahmet melekleri alıp gidiyor. Tövbe öyle büyük bir hadise. Onun için Cenab-ı Allah'tan bizleri çok çok tövbe edenlerden ve çokça temizlenenlerden kılmasını niyaz etmeliyiz. Allahümme ce'alna minel tevvabin ve ce'alna minel mutetahhirin demesini bilmeliyiz. İşte Cenab-ı Allah zaten diyor kendisine çokça dönenlere mağfiret edicidir, günahlarını çokça bağışlayıcıdır diyor. Evet. Burada Cenab-ı Allah demek ki evvela kendisinden başkasına ibadet etmememizi emretti. Arkasından anne baba hukukuyla alakalı şey etti. Ondan sonra ibadetin usulünü gösterdi. İbadetin esası nefsimizi, niyetimizi, nefislerimizde olanı ıslah etmekten başladığına irşat buyurdu. Ve her zaman için bunu ihlal edebileceğimizi, buna riayet edemeyeceğimizi bildiği için de çokça tövbe edin. Çünkü o çokça dönenlere, evvab olanlara çokça mağfiret edicidir diyor. Biraz fasıla verdikten sonra inşallah 26. ayet-i kerimeyle devam ederiz diyor.